Üç buçuk yıl önce Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul'da Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldü. 26 sanık yakalandı, yargı önüne çıkarıldı. Şimdi Türkiye yargılamayı durdurup dosyayı Suudi Arabistan'a devrediyor. Neden? Cevabı çocuklar bile biliyor. Para için. Gelişmeleri kısaca hatırlatalım. Ankara ve Riyad, Suriye ve Libya'daki politikalarında ayrı düşmüştü. Ayrıca Erdoğan'ın Suudilerce terör örgütü sayılan Müslüman Kardeşler sempatisi ilişkileri geriyordu. Riyad Türk mallarına boykot uyguluyordu. Ne zaman ki Türk ekonomisi çöküşe geçti, Erdoğan paraya sıkıştı. Suudilerle ilişkileri ısıtma ihtiyacı doğdu. Zaten Suudiler de Kanal İstanbul'da arazi almak ve başlarına dert olan kaşıkçı dosyasını kapatmak için fırsat kolluyordu. Bunun üzerine ilk jestler başladı. Dikkatinizi çekiyordur. Erdoğan bir süredir Rabia işareti yapmaz oldu. Artık selam babaları dört değil beş parmakla yapıyor. Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Riyad'ı ziyaret etti. Kasım'da bu kez Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Zayed El Nahyan Ankara'ya geldi. Erdoğan Şubat'ta Riyad'a gideceğim dedi ama gidemedi. Şubat'ta sordular kendisine ne oldu diye somut adımlarla ilerleme arzusundayız dedi. Beklenen somut adımın ne olduğunu 13 Mart'ta öğrendik. Riyad Başsavcılığı Ankara'ya başvurdu ve Kaşıkçı dosyasının kendilerine devrini istedi. Bu talepten çok değil iki hafta sonra Türkiye'deki yargılamada savcı konuyu gündeme getirdi. Mahkeme heyeti Adalet Bakanlığı'na soralım dedi. Bakan da bugün hemen olumlu görüş bildirdi. E eh, bir gazetecinin kellesi verildiğine göre artık Erdoğan Riyad'a gidebilir, Türk mallarına Suudi boykotu kaldırılabilir, Kanal İstanbul'a arazisi Suudilere satılabilir, Suudi yatırımcılar Türkiye'ye para akıtabilir. Mahkemenin kararından sonra Kaşıkçı'nın eşi Hatice Cengiz Twitter'dan şu soruyu sordu. Erdemli birey olmayı mı seçmeli, maddi çıkarları her türlü değerin üstünde tutan bir yaşam mı? Naif bir soru. Saray çoktan sattı Erdem'i.